Assalomu alaykum, matematika darslari kanalining kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan geometriyadan 17-chi darsimizning test yechimlarini ko'rib chiqamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Loyihamiz ko'pchilikka yetib borishi uchun do'stlaringizni, yaqinlaringizni taklif qilishni unutmang. Loyihamiz mutlaqo bepul. Birinchi savol. Aylananing radiusi 10 cm. Shu aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchak medianasining uzunligini toping. Demak, uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi 10 ga teng ekan, uchburchakning medianasini toping deydi. Buni formulasi r teng 2 mediana taqsim 3 ga teng edi. Xo'p, bu yerda medianamiz 3 ko'paytirilgan 10 taqsim 2 ga teng ekan. Natija 15 ekan. Ikkinchisi, tomonlari 8, 15 va 17 santimetr bo'lgan uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini so'raydi. Tashqi chizilgan aylananing radiusi a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan s taqsim 4 ko'paytirilgan s. Bu yerda uchburchak yuzini topib olamiz. Shuning uchun Geron formulasidan foydalanamiz. 8, 15, 17 bo'ladigan bo'lsa. Yoki to'g'ri burchak uchburchakmi? To'g'ri, 17 ni kvadrati teng 15 ni kvadrati plyus 8 ni kvadratiga teng bo'lsa, to'g'ri burchak uchburchak bo'ladi. 289 225 plyus 64. Demak, to'g'ri burchak uchburchak ekan. To'g'ri burchak uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi gipotenuzaning yarmiga teng. Gipotenuzamiz 17. 17 ni yarmi 8,5 ga teng bo'ladi degan javob. Ajoyib. Uchinchisi, uchburchak ikkita burchagi 25 va 65 gradus. Katta tomoni 4 uzasi 2 ga teng. Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini so'rayapti. Demak, ikkita burchagimiz 25 va 65. Mana bu yer 25, mana bu yerimiz 65. Endi bu burchagimiz necha bo'ladi? 80, 90. Demak, bu ham 90 gradus ekan. Xo'p, endi katta tomonimiz shu katta burchak qarshisida 4 uzasi 2. Endi bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'libdi. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusi gipotenuzaning yarmiga teng. Gipotenuzamiz 4 uzasi 2, 2 ga bo'lsak, 2 uzasi 2 ga teng bo'ladi degan javob. Sizga. 4-inchisi, to'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti 3 ga. Uning gipotenuzidagi proyeksiyasi 1,8 ga teng. Uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini so'rayapti. Buning uchun gipotenuzani topamiz. A kvadrat teng x ko'paytirilgan s dan topamiz. Uning kvadrati teng 1,8 ko'paytirilgan s. S teng 9 taqsim 1,8. 5 ekan. Demak, unga tashqi chizilgan aylananing radiusi uchun gipotenuzani yarmiga teng. 5 taqsim 2. 5 taqsim 2 emas, 2,5 ga teng bo'ladi degan javob. 5-inchisi. Asosi 16 cm, balandligi 4 cm bo'lgan teng yonli uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi necha cm? Demak, teng yonli uchburchak ekan xullas, mana shu turaga hozircha. Asosi 16, balandligi nechaga teng? 4 ga teng. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusi kerak. Xo'p, yon tomonini topib olamiz. Yon tomonimiz ildiz osti. Ildiz ostida 16 bo'lsa 2 ga 2 bo'ladi, teng yo'li bo'lganda 8. 8 ning kvadrati plyusdan 4 ning kvadrati. Ildiz osti 64 plyusdan 16. Ildiz osti 80 ekan. Bu ham A. Endi tashqi chizilgan aylananing radiusini topish formulasi. A, B, S taqsim 4 ko'paytirilgan S. Mana bu uchburchak yuzi formulasidan qo'yamiz. A tomon ildiz osti 80. B tomon ham ildiz osti 80. Ko'paytirilgan.
Asosimiz 16 bo'lsin. Taqsim 4 ko'paytirilgan 3 burchak 100. 16 ko'paytirilgan 4 taqsim 2. Buni qisqartiramiz. 2 ni ko'paytmasdan suratda 80 qoladi. Maxrajda 2 bo'lganda 2 ra 4 8 qoladi. Natijamiz 10 ga teng ekan. 6-chisi bir tomoni 10, unga yopishgan burchaklari 105 va 45 gradus bo'lgan uch burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini top. Demak, o'tmas burchakli uch burchak chizib olamiz. Shunaqa ekan. Mana tomonimiz 10 bo'lsin. Unga yopishgan burchaklari 105 gradus. Bu esa 45 gradus. Bu necha 30 gradus bo'lar shunda, to'g'rimi? 30 gradus. Bunga tashqi chizilgan aylana radiusi. Bizda formula bor. A taqsim sinus alfa teng 2 radiusga. Demak, radiusimiz A taqsim 2 sinus alfa formulasidan foydalanamiz. A tomonimiz 10. Taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 30 gradusda 1 taqsim 2. Sarf etadigan bo'lsa 10 ga teng bo'ladi ekan radius. Yettinchisi, teng yonlik uchburchakning yon tomoni 3 ga teng. Uchidagi burchagi 120 gradusga teng. Shu uchburchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini toping. Teng yonlik uchburchakning yon tomoni 3 ga. Uchidagi burchagi necha? 120 gradusga teng. Shu uch burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini so'rayapti. Shuning uchun mana bu qarshisidagi tomonni topib olaylik. Keyin a taqsim sinus alfa teng 2 ta radius formulasiga qo'yamiz. A tomonni ko'rsatlar teoremasi orqali topamiz. A teng ildiz ostida 3 kvadrati plyus 3 kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 kosinus 120 gradus. Ko'zingiz 120 da minus 1 taqsim 2. Demak, 3 ko'paytirilgan 3 kvadrat hosil bo'ladi. Bundan 3 ildiz ostida 3 chiqadi ekan a tomonimiz. Endi radius teng a taqsim 2 sinus alfa formulasiga qo'yamiz. A tomon chiqdi 3 ildiz ostida 3 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 120 gradus. Yoki bunday topib yurmasdan ikkinchi usul bor edi, asl ko'rsatib bormi? Juda ham oson. Sinus 120 da ildiz ostida taqsim 2. Natijamiz 3 ga teng ekan. Ya'ni mana bu burchak topsak bo'ldi bizga. Buyuradi bo'ladi. 3 ning sinus 30 ga nisbati teng 2 ta radius. Bo'ldi. Radius teng 3 taqsim 2 ta sinus 30. Natija 3 ekan. Oson yo'l. Biz buni topyapmiz. Endi 8-chisi. Burchakning bir tomoni 17 ga, unga yopishgan burchaklar 103 va 47 gradusga teng. Burchakka tashqi chizilgan aylana radiusini toping. Bu ham shunaqa misol. 1 tomoni 7, unga yopishgan burchaklari 103 va 47. Yalnız 150, bu esa 30 gradus bo'ladi. Tamam. Radius teng a taqsim 2 sinus 30. 7 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Natijamiz 7 ga teng ekan. 17 ga teng ekan. 17 ekan, tamam. To'qqizinchisi. Tomoni 81 ga teng bo'lgan teng tomonli uch burchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini toping. Demak, burchak tomoni 81 ekan, unga tashqi chizilgan aylana radius taqsim ildiz ostida 3. 81 taqsim ildiz ostida 3. 81 ildiz ostida 3 bo'lsak, 27 ildiz ostida 3 ga teng chiqadi ekan. 10-chisi tomoni 84 bo'lgan teng tomonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radius.
Tamam, 84. 84 taksim ildizası 3. Sıra diyen olsa bu 28 ildizası da birin bile yaptı. 11. Teng yonli to'g'ri burchakli uch burchakning 108 ga teng bo'lsa, shu uch burchakka tashqi chizilgan aylana uzunligini hisoblang. Demak, teng yonli to'g'ri burchakli uch burchakning 108. Demak, teng yonli to'g'ri burchakli uch burchak bo'lgandan keyin quyidagicha bo'ladi. Demak, a kvadrat taqsim 2 ekan. Demek a kvadratımız 16, a'mız 4. Demek ki hipotenüzümüz 4 ildiz astı 2. Çünkü taşkı çizgi aylanı radyusu ise taksim 2. Yani 2 ildiz astı 2 bulalım. Şimdi yani bu şey taşkı çizgi aylanının uzunluğu L teng 2 pi r formuna koyalım. Radyus oradaki 2 ildiz astı 2'ni koysak bu 4 ildiz astı 2 pi ge teng bulalım iken. 12. Kiçik tamamen 2 yıldız astı 2 bölgen 3 burçakın 2 de burçakı veriliyordu. 75 almış biraz. 3 burçakı taşkı çizgi aylananın radyusunu tabi. Tamam. Bana bulması 75 gradis olsun. Bu ise 60 gradis olsun. Yeni burçakımız 45 gradis olan. Yani kiçik tamamımız kiçik burçak karşı yatağı. Yani şu tamamen 2 yıldız astı 2'ye gel. Taşkısı gelen radyosunu da şu olmaz. Erteng tamam ve karşıdaki burçak verilgen bu ise A taksim 2. Sinüs alfa formülasına koydum. A'mız 2 yıldız astı 2 taksim. Küpe sinüs 45 gradis de yıldız astı 2 taksim 2. Sıkart kütle degen bu ise neticemiz 2 yeteğin bula değil. 13. Müntezam 3 burçakın balandı. Muntazam 3 burçakning balandligi 18 ga teng. Bu 3 burchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini so'rayapti. Radiusimiz 5 taqsim 3. Ko'paytirilgan 18 taqsim 3. 6 kere 2 12. Natijamiz 12 ga teng ekan. 14-si teng yonli 3 burchakning asosi 16 ga, balandligi 4 ga teng. 3 burchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini top. Şu boyagi misol tepede verilgen. Asas 16. Yan tamamı 4. 2'ye bölü 8'den bu. Yan tamamı da falanız. Yan tamamımız 8'li kvadratı. Virüsten 4'li kvadratı. 3'tür. 6. 80 hızlı. Bir adresimiz. A kvadrat köpeytirilgen S taksın. 4 köpeytirilgen S. 80 köpeytirilgen 16 taksim, 4 köpeytirilgen 3 burçak 100. 16 köpeytirilgen 4 taksim 2. 16 da kıskar edildi. 2 bilen 4 kıskar geçse. Neticemiz 10 geteyim bu arada iken. 15. Muntazam 3 burçakka içki çizilgen aylananın radyusu küçükken eğer olsa, onge taşkı çizilgen aylananın uzunluğunu soruyordu. Demek ki çıksız gelen radyus yeri olsa taş kısız gelen aylananın radyusu 2 değeri olalım. Bir taş kısız aylananın uzunluğu 2 pi r. 2 pi r formuna yapayalımız. Hatice'miz 4 pi küçükken yeri geteyim bu adı yerken. Sıca 16. AB'si 3 burçakının AB tamamı 5 ge. B'de balandaki 4 geteyim. Eğer şu 3 burçakını 3 burçak ge. Taşkı çizilgen aylananın radyusu 5 ga teng bo'lsa, BC tomonining uzunligini toping. BC. AB tomoni 5 ga, BD balandligi 4 ga. Agar shu uchburchakka taşkı çizilgen aylananın radyusu 5 ga teng bo'lsa B sana uzunluğunu soruyor. X. Hop, radyusu yazmayalımız 5 ga. Şimdi radyus tapış formülasına yazalımız. Radyus teng
ABC taqsim 4x. Demek A tamam 5. B tamam 2x. C tamamımız. Xilas. 5. B tamam. X dedik. A, C tamamımız bana bu da. A C tamamdı. C de böyle. Tahsin 4 kapatırılgen. Burçak'ın yüzü yanında. Burçak'ın yüzü tamamı. Şimdi düşken banalik köpetmesini yarım gedin. Şundan faydalanıp tapamız. Kıskart kitadı 12 taksim 16 gedin. Demek ki x'imiz 16 köpetirilgendir radius taksim. Kıskarsa 8 taksim 5 köpetirilgen radiusimiz 5. Neticemiz 8 gedin bula diyeken cevabı. Bu acaba. 17. Muntazam üçburçakka içki çizilgen aylananın uzunluğu 24 pi'ye teng. Şu üçburçakka taşka çizilgen aylananın uzunluğunu tapın. Muntazam üçburçak. Çünkü içki çizilgen aylananın uzunluğu 24 pi'ye teng olsa şu üçburçakka taşka çizilgen aylananın radyosunu soruyor diye. Uzunluğunu soruyor. Demek 2 pi eramız 24 pi'ye teng ekan. Demek arka çıkan radyusumuz 12. Katta radyusumuz 2 marta katta bo'ladi muntazam uchburchakda. 24'ye teng. De bunu uzunluğu L teng 2 pi r. Neticemiz 48 pi'ye teng bo'ladi ekan. Acaba. 18. 18. Doğru burçaklı üç burçak katetlerden biri 4 santimetre. Onun hipotenüzdeki proyeksiyası demek katetlerden biri 4 santimetre. Onun hipotenüzdeki proyeksiyası 4 taksim 3 santimetre. Üç burçakta taşka çizgi aynanın radyosunu soruyor. Hipotenüzden yarım götün. Hipotenüzden tapağımız. A kvadrat denge x kubaydırılı yansı. 16 denge 4 taksim 3 kubaydırılı yansı. Teng 12'ye denk gel. Demek ki bunu radyusu 2 taksim 2. Neticemiz 6'ya denk gel. 19. Aylananın radyusu 6'ya denk. Aylanaya içki çizilgen muntazam üç burçakın yüzünü tapın. Demek aylananın radyusu 6. Önce içki çizilgen üç burçakın yüzünü soruyor. Demek ki 3 burçak tamamen daha farklı gerek. A taksim ıldız az 3'ten. Demek ki A'mız 6 ıldız az 3 kötü. Muntazam 3 burçak 100 ıldız az 3 taksim 4 A kvadrat. Ildız az 3 taksim 4 köpeytirilgen 36 köpeytirilgen 3 kötü. Sarada 9. Neticemiz 27 ıldız az 3 kötü gerek. Kısa cevap. 20. Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 2 alfaga. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusi r'ga teng. Uchburchakning yuzi nimaga teng? Teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 2 alfa. Unga tashqi chizilgan aylananing radiusi r. Uchburchakning yuzi nimaga teng debdi. Yaxshi, mana bu tamomni topsak bo'ladi biz. 2 alfa deb qo'yaylik, a tamam deylik. Radiusimiz teng a taqsim 2 sinus 2 alfadan. Demek ki a tamam kelib chiqdi. A tamamimiz 2r sinus 2 alfa ekan. Hop, banalligini topolsak bo'ladi. H. Mana burchagimiz 2 alfa bo'lgandan keyin. Hop. 180 minus 2 alfani yarim. Agar alfa bo'lsa, birimiz mana bu yerimiz xullas 90 minus alfa bo'ladi-da. Mana bu yer alfa bo'lgandan keyin.
Tangensdan foydalanamiz. Tangens 90 minus alfamız teng ekan. Qarshisdagi katetning yopishgan katetga nisbati. Qarshimiz teng ekan a taqsim 2 katangens alfaga. Endi o'sha uzak 100 tomon unga tushgan balandlik ko'paytmasini yarmiga teng. A ko'paytirilgan hashdan o'rniga a taqsim 2 katangens alfa taqsim 2 ni qo'yamiz. Shunda bu a kvadrat katangens alfa taqsim 4 bo'libdi. S teng a kvadrat kvadratga oshiramiz. 4 r kvadrat sinus kvadrat 2 alfa ko'paytirilgan katangens alfa taqsim 4 bo'libdi. Turlar qisqarib ketadi. Burada ikkilangan burchak formulasi bo'yicha yoysak, ya'ni 4 bo'lib chiqadi. 4 r kvadrat sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfa ko'paytirilgan katangensdan kosinus alfa taqsim sinus alfa keltiramiz. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, bu 4 r kvadrat sinus qisqarib ketadi, sinus alfa qoladi va kosinusdan kub alfa qoladi ekan. 21-chi to'g'ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 6 ga. Uning qarshisida yotgan burchagi pi taqsim 6 ga, ya'ni 30 gradusga teng. Shu uchburchakka tashqi chizilgan doiraning uzunligini so'raydi. To'g'ri burchakli uchburchak 6, qarshisidagi burchak 30 gradus. Demak, gipotenuzamiz 12. Unga tashqi chizgan aylanani radiusi gipotenuzani yarmiga teng. 6. Endi doiraning yuzini so'rayapti bizdan. Doiraning yuzi s teng pi r kvadrat. Natijamiz 36 pi ga teng ekan. Qisqa javob. 22-chisi. Doiraga ichki chizilgan uchburchakning bir tomoni uning diametriga teng. Doira bo'ladigan bo'lsa, o'xshab chizaylik. Unga deyapti. Xo'p, ichki chizilgan uchburchakning bir tomoni uning diametriga teng. Xo'p, doiraning yuzi 289 pi. Demak, mana shu doirani 289 pi. Uchburchak tomonlaridan birining uzunligi 30 ga teng. Shu uchburchakka ichki chizilgan doiraning yuzini so'raydi. Ko'ramiz. Xo'p, demak, doirani radiusini topsak bo'ladi. Pi radiusining kvadrati teng 289 pi dan qisqarib ketsa radiusimiz 17 chiqar ekan. Demak, radius 17 bo'lsa gipotenuzamiz bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Gipotenuzamiz 34. Tomonlardan biri 30. Endi ichki chizilgan doirani radiusini topish uchun ikkinchi katet kerak. Mana bu katetni topib olamiz. Pifagor teoremasidan. 34 kvadrat minus 30 kvadrat. Ayirma shaklida yozsak 4, yigirma shaklida yozsak 64. 4 dan 2 64 dan 8 16 ekan. Ikkinchi katetimiz. Endi ichki chizilgan doirani radiusi to'g'ri burchakli uchburchakda a plus b minus c taqsim 2 ga teng. A katet yo'q, emas, ichida 30. B katet 16. Gipotenuza 34 taqsim 46 46 34 deyiladigan bo'lsak 12 taqsim 2 6 ekan. Endi shuni yuzib, teng pi r kvadrat. Natijamiz
36 piga teng. 23-si. Uchburchakning burchaklari 45 va 60 gradusga. Unga tashxis qilingan doiraning yuzini top. Unga tashxis qilingan doiraning yuzi. Bu yerda hech narsa berilmagan. Bu yerda kamchilik bor. Matn qolib ketgan. 24. Teng yoyli uchburchakning asosi 12 ga, balandligi 3 ga teng. Unga tashxis qilingan aylananing diametrini toping. Teng yoyli uchburchakning asosi. Teng yoyli uchburchakning asosi 12 ga, balandligi 3 ga teng. Unga tashxis qilingan aylananing diametri. Yaxshi, radius topsak bo'ldi. Teng yoyli bo'lgandan keyin asosni teng ikkiga bo'ladi, balandlik 6. Demak, yon tomon topib olsak bo'ladi. Yon tomon pifagor teoremasidan 6 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati. 36 qo'shilgan 9. Ildiz osti 45. Xo'p. Demak, ildiz osti 45 chiqqan tomon. Unga tashxis qilingan aylana radiusi. Aylana radiusi abc taqsim 4 s, ya'ni a kvadrat ko'paytirilgan endi 12 taqsim 4 ko'paytirilgan burchak 100. Hop, 45 ko'paytirilgan 12 taqsim 4 ko'paytirilgan 3 burchak 100, 12 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. Qisqaradi. 45 taqsim 6 qoladi. 3 ga qisqartirsak 15 taqsim 2 ekan. Endi bizga diametr kerak. Diametrimiz 2 ta radiusga teng. Natija 15 ga teng ekan. Javob. 25-si. Katetlari 20 va 21 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakka tashxis qilingan aylananing radiusini topdik. Demak, gipotenuzani topib olamiz. 20 ning kvadrati plus 21 ning kvadrati. Xo'p, bu 400 plus 21 degan 441. Ildiz osti 841 chiqyapti. Xo'p, endi 841 dan necha ildiz chiqadi? Shuni bilishimiz kerak. Yigirma to'qqiz chiqadi. Yigirma to'qqiz ekan. Endi uning gipotenuza aylana radiusini so'rayapti. Radius tashxis aylana radiusi gipotenuzani yarmiga teng. 29 taqsim 2. Natijamiz 4,5 ga teng bo'ladi ekan. 26 savol. Asosdagi burchagi alfaga teng bo'lgan teng yoyli uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslarining nisbatini so'raydi. Teng yoyli burchak yon tomonlari asosi b bo'lsin. Asosdagi burchagi alfa ekan. Ichki va tashqi chizilgan aylanalar radiuslarining nisbatini so'raydi. Demak, ichki chizilgan aylananing radiusi teng yoyli burchak bo'lgandan keyin tan genus alfa taqsim 2. Alfa taqsim 2 imiz radiusdagi katetning yopishgan katetga nisbati va taqsim 2 ga nisbati. Ya'ni biz sizlarga kesishgan nuqtasi yotadi ichki chizilgan aylana radiusi. Bu yerimiz alfa taqsim 2, mana bu yerimiz radius. Bu esa beta taqsim 2. Demak, shu yerdan radius topsak, beta taqsim 2 tangenus alfa taqsim 2 ga teng bo'ladi ekan. Radiusimiz. Xo'p, endi unga tashxis qilingan aylana radiusi uchun uchta burchakni topib olamiz.
alfa buyurun alfa bo'lgandan keyin mana bu yerimiz 180 minus 2 alfa bo'ladi. Hop, katta tashqi sinusning radiusimiz b taqsim 2 sinus uchidagi burchagimiz 180 minus 2 alfaga teng ekan. Mana shuni qo'yamiz va soddalashtirib qo'yamiz. R taqsim katta R. B taqsim 2 tangens alfa taqsim 2 taqsim katta R'imiz B taqsim 2 sinus 180 minus 2 alfa. Xo'p, bular qisqarib ketadi, ikkalari ham qisqarib ketdi. Tangens alfa taqsim 2 ko'paytirilgan keltirish formulasidan sinus 2 alfaga teng bo'ladi ekan. Tangens alfa taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 2 alfa. Ajoyib. 27-chi savol. Aylanaga ichki chizilgan uchburchakning bir tomoni uning markazidan, qolgan tomonlari esa markazdan 3 va 3 yulduz ostida uchga teng masofadan o'tadi. Aylananing radiusini toping. Yaxshi. Demak, aylanani chizamiz. Xo'p. Aylanaga chizilgan uchburchakning bir tomoni uning markazidan. Demak, bitta tomoni aylananing markazidan o'tadi. Qolgan tomonlari uning markazidan qolgan tomonlari esa markazdan 3 yulduz osti 3 va 3 yulduz osti uchga teng masofadan o'tadi. Mana bu markaz, markazni o'tayapti. Qolgan tomonlari 3 va 3 yulduz osti uchga teng bo'lgan masofalarda o'tayapti ekan. Aylananing radiusini so'rayapti bizdan. Tamom. Aylanan radius. Bu yoqqa parallel ko'chiradigan bo'lsak, to'g'ri burchak uchburchakning gipotenuzasi bo'lib qoladi. Demak, radiusimiz teng bo'ladi yulduz osti 3 ning kvadrati plus 3 yulduz osti 3 ning kvadrati ekan. Teng yulduz osti 3 kvadrati 9 plus 3 yulduz osti 3 kvadrat necha bo'ladi? 27. 20 ni qo'shsak 36. 36 ni chiqadi. 6 chiqadimi? Ajoyib. 28. ABC uchburchak aylanaga ichki chizilgan. AB 24 ga va aylana markazi shu tomondan 5 birlik masofada yotsa aylananing radiusini top. ABC uchburchak aylanaga ichki chizilgan va AB 24 va aylana markazi shu tomondan 5 birlik masofada yotsa aylana markazi mana bu yer. Aylananing radiusini so'rayapti. Besh birlik masofada yozibdi. Uchburchak bo'lasiz. Uzunligi 24 ketdik. Endi bitta kesishuvchi qolganda hozir markazim to'g'ri chiziq diametri deylik. Diametrimiz perpendikulyar bo'lgandan keyin mana bu AB batarni, ya'ni uchburchak AB tomonini teng 2 bo'ladi. 24 bo'lsa 12 dan bo'ladi. Bu yer ham 12. Bu masofa 5. Radiusimiz R ga teng. Demak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa radius minusdan 5 ga teng. Endi kesishuvchi batarlarda masalalar bor edi. Yoki oddiygina pifagor teoremasi qo'ysak bo'ladi. Mana buni radius deydigan bo'lsak, pifagor teoremasidan radiusimiz yulduz osti 2 ning kvadrati plyusdan 5 ning kvadrati shaklida yoziladi. 2 ning kvadrati 144 plus 5 ning kvadrati 25. 169. 169 dan 13 chiqarayotgan javob. 29-chi savol. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak R radiusli doiraga ichki chizilgan.
Boshqa aylana bu uchburchakning katetlariga va birinchi aylanaga urinadi. Shu aylananing radiusini top. Bu birinchi aylana chizib olaylik. Mana bu aylana. R aylanaga doiraga ichki kesilgan. Demak, to'g'ri burchakli uchburchagimiz ichki chizilyapti ekan. Teng yani doğru olacak için çekme. Bak şimdi aylanan merkez mi gördü bulan? En de etti. Başka aylana bu üç burçakın katetleri ve birinci aylana görünen. Başka aylana üç burçakın katetleri ve başka aylana görünen diye. Hazır biraz daha doğru kaldım. Benim çalışmasam bu tenyal olmaktan. Evet, bir şey öğrenmiş. Şuna kayıt. Hop. Demek ki bana bunu katta aylanan radyosu R. Şu aylananın radyosunu da bak. Küçük aylananın radyosunu görüyoruz bizden. Hop. Demek ki mana bu katta aylananın markazı. Bu bir nokta. Bu ise küçük aylananın markazı. Bu iki nokta xolos. Xo'p, bu yerdan bitta. Bu yerdan bitta. Tepeniklar tushiramiz. Bu küçük aylananın radiusi. Mana bu ise katta aylananing radiusi. Bizdan kichkina yerni so'rayapti. Aylana markazlari orasidagi masofani x deb yozib qo'yaylik. Mana bu esa mana bu kichkina aylananing radius. Xo'p, bu yerda katta r plus x va kichkina rimiz nimaga teng? Diametrga teng, ikkita radiusga teng. Ya'ni x bilan kichkina radiusimiz rga teng bo'lyapti. X topishimiz kerak. Xo'p, x ni qanday topamiz? Ximiz nimaga teng? Keyin mana bu r bo'lgan bo'lsa, kichkina r, bu ham kichkina r bo'ladi. Hozir bu yerdan ximiz kelib chiqadi. X plus rimiz x plus rimiz pifagor teoremasidan katet katet x plus rimiz gipotenuza bo'lib qolyapti. Ya'ni iltizosda 2 r ga teng bo'lyapti. Demak, ximiz bizda iltizosda 2 r minus r ga teng va o'rniga qo'yib yuborsak kichkina radiusimiz kelib chiqadi. Kichkina radiusimiz r minus x. O'rniga qo'yamiz r minus iltizosda 2 r minus plus bo'lib ketadi r. Yerga yozib qo'yaylik javobini. Kichkina rimiz teng ekan 2 r minus iltizosda 2 r ga. Yoki 2 ni xosdan tashqariga chiqarib yuboradigan bo'lsak deb bo'lmaydi. Yani bunu xato ketibmiz. Iltizosda şimdi çevirelim ki.
x plus yarımız ildız astı 2 kiçken ergedeyim. X'imiz demek neyken? Ildız astı 2 er minüsten ergedeyim. Ve oranına koyup kiçkenleri tafı basıyorum. Ildız astı 2 er minüs er. Bir üstten kiçken ergedeyim. Kat değerge. Hop. Kalsın dışarı çıkarsak bunu uzası 2 plus 1 denk 2 er kolu yaptı. Bunu böyle 3 kod güzel yapıyor. 2 er kalsın da uzası 2 plus tahsın uzası 2 plus 1 gelin. Bunu iresine tutar oraya diyen bulursak 2 er kalsın da uzası 2 minus 1 gelin. Teyim bola diyeken çoğun. Bu yamru katta yerde bir başka bizden sen hata geçip sunuşuyor. Şimdi 30'uncusu doğru burçaklı 3 burçaklı tamamları 6, 8 ve 10 bulsa bunge içki ve taşkı çizilgen aynalar merkezler arasındaki masrafı hazır edin. Demek doğru burçaklı 3 burçaklı tamamları 6, 8, hipotenüzümüz 12. İçki çizilgenin radyusunu da ifade edelim. İçki çizilgenin radyusu 6 bölü 8 minus 10 taksim 2. Bundan 2 çıkar. Taşkı çizilgenin radyusu hipotenüzanı yarımı getirdik. Yani 5 getirdik. Şimdi aynanın merkezleri arasındaki masrafını tapış formülası r kvadrat minus 2 r r. 5 kvadrat 25 minus 2 küp aytarılıyan 5 küp aytarılıyan 2. Ildız astı 5 çıkarken. Acayip. 31 savol 3 burçak burçakların kattalıkları nispeti 2 3 7 kabı demek burçaklar 2 x 3 x hem de 7 x küçük damon uzunluğu a gideyim bunu a gideyim bu ise taşkı çizgenin radyosu. Demek burçakta kalsak bu lan. 2x plus 7x plus'dan 3x'imiz. Deyin buraya 180'e. 12x'imiz 180'e deyin buraya yaptı. X'imiz 15'e deyin. Yani. X'imiz 15'e deyin bu ise. Taşkı çizgenin radyosu a taksim 2 sinüs 2x'e deyin buraya. A taksim 2, x'de oraya 15 koysak sinüsten 30 bölüldü. Bu A'nın uzak edeyim. 32. soru. A'nın 3 burçakının S 3'ü dağı taşlı burçakı 90 bulsa 2 dağı burçakı 90. A 3'ü dağı taşlı burçakı 150 getirin. Eğer şu 3 burçakının küçük tamamı 12 bütün 5 getirin bulsa onun da taşlı çizilgen aylananın diyemedir. Bu doğru burçak üç burçak kullandı. Bu aylananın merkezi. S'ı çizerek taşlı burçak 90, 2 daha yürü. İçki burçak 90 bu. A 3 dergi taşlı burçakı 150 burçak 2 dergi burçak 30 gradı var. Şimdi küçük tamam 12 bütün 5. Ona bunun 12 bütün 5 olsa hipotenüzamız 25 bulan. Çünkü taşlı çizilgen aylarlarının diametre yani diametre hipotenüzan ya radius hipotenüzan yarım getirin diametre ise şu hipotenüzan uz getirin bulan. 33. savol. ABC doğru burçaklı 3 burçaklı A ötkür burçaklı bisiktir hissası BC tamamını uzunlukları 2 ve 4 getiğin kesmelerine ajradadır. Bu 3 burçaklı taşkı çizilgen aylananın radyusunu tanım. Doğru burçaklı 3 burçaklı. Aynen çizimledik birinci. Şimdi doğru burçak, ileri üç burçak, iç kişisi dedik.
Endi tepdi. O'tkir burchagi bisiklet listasi. BS tomonlarini 2, 4 ga teng kesmalar bajaribdi. Bisiklet listasi bo'lsa 2 va 4 ga teng kesmalar bajaribdi. Uch burchakka tashqi chizilgan aylanani radiusini so'raydi. Demak, gipotenuzani topsak bo'ldi, chiqaveradi. Katet ikkinchi katet. Pifagor teoremasi. Bana kvadrat plyusdan 6'nin kvadratı değil, sin'in kvadratı. Yani biz ikili sanı hastası. Tur bilen bana kubaytması gibi. 2 bilen sin'in kubaytması gibi. Yaşı, sin'imiz 2. Önce değil miydi? Bu yalnız olur ya. 1 kvadrat plyusdan 36 değil, sin kvadrat 4 bana kvadratı gibi. 36 değil, 3 kvadratı. B kvadrat değil, 12 gibi. Yaxshi. B kvadratimiz 12 bo'lsa, bamiz 2 yildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Gipotenuzamiz 4 yildiz osti 3. Tashqi chizilgan aylanani radiusi, radiusimiz taqsim 2. Ya'ni 2 yildiz osti 3 ga teng bo'ladi ekan. 34-chi. Bir burchagi 150 gradus bo'lgan uch burchakka tashqi chizilgan aylananing radiusi 1 ga teng. Uch burchak katta tomonini uzunligini so'raydi. Katta tomon a bo'ladi. Ya'ni a'mas 2 r sin sin. Ko'paytirilgan radius 1 sin 150 gradusda 1 taqsim 2. Natijamiz 1 ekan. 35 a'mas uch burchakning a burchagi 45 ga, bs tomon 32 ga teng. Shu uch burchakka tashqi chizilgan aylananing radiusini so'raydi. Demak, r teng taqsim 2 sin sin. A tomonimiz 32, ya'ni qarshisidagi burchagiga biz 45 bilan 2 ko'paytirilgan sinus 45. 32 taqsim 2 ko'paytirilgan sinus 45 da 32 taqsim 2. Bular qisqarib ketsa, natijamiz 1 ga teng bo'lib qoladi ekan javob. 36-chi. Uch burchakning kichik tomoni 3 ga. Unga tashqi chizilgan aylananing diametri esa 32 ga teng. Uch burchakning kichik burchagini top. Demak, kichik tomoni 3 ga, diametri 32 ga. Demak, radiusimiz 32 taqsim 2 ga teng. Kichik burchagini so'rayapti, alfani so'rayapti. Demak, a teng 2r sinus alfadan foydalanamiz. Demak, xo'p, sinus alfamiz teng a taqsim, ya'ni 3 taqsim 2r. Kerimiz diametr 32 kelgan. 1 taqsim 32. Demak alfamiz 45 gradusga teng bo'ladi ekan. Javob. Zetisi uch burchak tomonlarining uzunliklari 10, 3 va 17 ga teng. Bu uch burchakka tashqi chizilgan aylananing markazi qayerda bo'lishini aniqlang. Demak tomonimiz 10, keyingi tomonimiz keyingi tomonimiz 13, uchinchi tomonimiz 17. Yaxshi, katta tomonning kvadrati 17 ning kvadrati 289. Kichik tomonning kvadrati bilan ikkita kichik tomonning kvadratlarini qo'shamiz. 169 qo'shilgan 100. 269. Bu esa 289. Katta tomonning kvadrati kichik tomonning kvadratlari yig'indisidan katta bo'ladi. Demak bu o'tmas burchakli uch burchak. Uch burchak o'tmas burchakli uch burchak bo'lgandan keyin uch burchakning tashqarisida. Uch burchak tashqarisida. 38-chi. A va uch burchakning S uchidagi tashqi burchagi 90. Va A uchidagi tashqi burchagi 150. Demak o'tkir burchak, to'g'ri burchak uch burchak. Kichik tomonimiz 17,5. Shu uch burchakka tashqi chizilgan aylanani gipotenuzamiz 25. Demak, diametrimiz shu gipotenuzaga teng bo'ladi, tamom 25. Bu savol tepada ham bor. 39. To'g'ri burchakli uch burchakka tashqi chizilgan doiraning yuzi 49 pi ga. Ichki chizilgan doiraning yuzi to'g'ri burchakli uch burchakka tashqi chizilgan doiraning yuzi tashqi va ichki chizilgan doiraning yuzi 9.
3 burchakning yuzini toping dedi. Xo'p, pas chizilgan aylana doirani radiusi demak 7 ekan, ichki chizilgan aylananing radiusi 3 ekan. Xo'p, shunda gipotenuzamiz 14 ga teng bo'ladi. Yaxshi. Gipotenuza 14, radius kichkina radius topish ko'rinmas. A plus B minus C taqsim 2 ga tengmi? 2 ga teng. Radiusimiz 3. Qo'yamiz radius o'rniga. Shunda A plus B'miz 2 ta radius plus C ga teng. A plus B'miz teng ekan. Xo'p, A plus B'miz radiusimiz 3, 2 kere 3, 6, 6 ga 14, 20. Yig'indi esa 20 deb 20 ga teng. Fugur teramiz. A kvadrat bilan B kvadrat yig'ilsa 14 kvadrat ga teng. Ifodalaymiz. A plus B'ning qavs kvadrati minus 2 A b shaklida teng 196. A plus B'miz 20. 20 ning kvadrati minusdan A b'miz ya'ni uch burchak yuzi ko'paytirilgan bo'lsa taqsim 2. Katetlar ko'paytmasa yarimga teng. Demak A b'miz 2s bo'lsa bu 4s bo'ladi. 4 s teng 400 ayrilgan 196. 4 s teng ayrilgan bo'lsak 204 ga. S s teng ekan 51 ga. Uchinchi demak 51 ga teng ekan. 40-chisi. Radiusi 5 ga teng bo'lgan doiraga to'g'ri burchakli uch burchak ichki chizilgan. Shu uch burchakka ichki chizilgan doiraning radiusi 1 ga teng. Uch burchakni toping. To'g'ri burchakli uch burchakka tashqarini chizilyapti. O'shani radiusi 5 bo'lsa, demak gipotenuzamiz 10 bo'ladi. Unga ichki chizilgan doiraning radiusi 1 bo'lsa, uch burchakning yuzini so'raydi. Nima kerak? Bo'ldi. A plus B'miz tepada yozilgan 39-chi misolda 2 ta r plusdan s ga teng. Demak A plus B'miz 12 ga teng ekan. A kvadrat bilan B kvadrat yozilsa Pifagor teoremasida 10 kvadrat teng bo'ladi. Bizdan uch burchak yuzini so'rayapti. Buni ifodalaymiz. A kvadrat plus B kvadratni A plus B'ning qavs kvadrati minus 2 AB shaklida olsak bo'ladi. Teng 100 ga. A plus B 12, 144. Minusdan A bimiz 2S bo'lsa 4S bo'ladi. Teng 100 ga. 4S teng 44 ga. Shunda 3 burchakning yuzi kelib chiqadi 11 ga. Javobimiz 11 ekan. 41-chi savol. 3 burchakning 2 burchagi 45 dan 45 gradusdan unga tashqi chizilgan aylananing radiusi demak ikkita burchagi 45 bo'lsa to'g'ri burchak 3 burchak bitta burchak 90 gradus bo'ladi. Tashqi chizilgan aylananing radiusi zosti 8 ga teng. Shu 3 burchakni perimetrini so'rayapti. Bu teng yoqli to'g'ri burchakli 3 burchak ekan. Demak gipotenuzamiz 2 plus 8 yoki 4 plus 2 bo'ladi. Xo'p, katetlari bir xil a teng bo'lsa a kvadrat plusdan a kvadrat teng sning kvadratiga. Plus 2 a teng s ga. A'mız demak 4 ga teng ekan. Hamma narsa ma'lum, perimetr topib qo'yamiz. Perimetrimiz teng yoqli to'g'ri burchakli uch burchak 2 a plus 8 plus 4 plus 2 ga teng ekan. 4 ni qosdan tashqariga chiqarsak 2 plus 2 qoladi. To'g'ri burchakli uch burchakdan qirq ikkinchi savol. Uch burchakning uchlari unga tashqi chizilgan aylana to'la yoyini 1, 2 va 3 nisbatda bo'lgan 3ta bo'likka ajratadi. Shu uch burchakning eng kichik tomoni 4 uzasi 6 ga teng bo'lsa uning yuzini top. Hozir xullas uch burchak chizamiz.
1-2-3 nisbatda bo'lyapti. Unga tashrif sizganini yoyini bo'lish nisbatda. Demak, qilaveramiz 1x. Bu 2x bu esa 3x. Hop, bu yerdan burchaklar topmasak bo'ladi. Burchak, burchaklar. Yoylarimiz 1x, 2x va 3x. Ularni graduatsiya o'lchovlarida 315 gradus bo'lsin. 6x teng 360 ga, x teng 60 ga. X'imiz 60 ekan. Yaxshi. Qilaveramiz 100 dan necha bo'ladi? 80. 60. Yer 120. Xo'p, markaziy burchak yarimga teng bo'lgandan keyin 60 bo'ladi. Bu 30 bo'ladi. Bu esa 90 gradus bo'ladi. Demak, markaz gipotenuzani o'tayapti. Shu uch burchakning eng kichik tomoni, kichik tomonimiz mana bu. A bu tomonda katet, katet gipotenuza. Demak, A katetimiz eng kichik tomon 426. Xo'p, endi shu uch burchakning yuzini so'raydi. 426 bo'lsa, xo'p. Nima hisob bo'ladi? Gipotenuzani topib qo'yib, gipotenuzamiz shuni yarmiga teng, ya'ni 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 marta katta bo'ladi shu katetda. 2 426 ekan. Endi uch burchak yuzini topish mumkinmas. Ikkita tomon va ular orasidagi burchak berilgan bo'lsa 1 taqsim 2 asi sin solfa. A tomon 426 s tomon 2 4-chi yuz osti 6 ko'paytirgan sin soni chiqaradi-da, yuz osti 3 taqsim. Teng. Soddalashtirib qo'yamiz. Xo'p, demak, ikkalasidan yuz osti 6 qoladi. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Yuz osti 18, bo'lsa yuz osti 18 taqsim 2. 9 ga 2 desak, 9 dan 3 chiqadi. 3 yuz osti 2 taqsim 2 ga teng ekan ushbu chat yuz. Dajon. 43-chisi. Uch burchakka tashqi chizilgan aylananing uzunligi 7 pi ga teng. Uch burchakning katta tomoni aylananing diametriga teng bo'lsa, uning katta burchagidan tushirilgan medianasining uzunligi top. Yaxshi. Bu demak to'g'ri burchakli uch burchak bo'ladi. To'g'ri burchakli uch burchak. Uchburchakka tashqi chizgining uzunligi 7 pi. Diametrimiz katta tomonga teng deb, gipotenuzaga teng bo'ladi. Uning katta burchagidan tushirilgan medianasi uzunligi. Medianamiz shu radiusga teng bo'ladi, tashqi chizgining radiusiga. Xo'p, uzunligi 7 pi. 7 pi teng 2 pi r ga. Radiusimiz demak 7 taqsim 2 ekan. Medianamiz 7 taqsim 2 ga teng bo'ladi. S javobi. 44-chi savol. Uchburchakning tomonlari 5, 7 va 8 ga teng. Uchburchakka tashqi chizilgan doiraning yuzini top. 5, 7, 8 ular tomonlari yo'q. Ya'ni A tomon 5 deyapti. B tomon 7, S tomon 8 deyapti. Yaxshi. Uch burchak yuzini topib olamiz geron formulasidan. Yarim perimetrimiz 10, 20, 20 taqsim 2, 10 bo'ladi. Yuzi 10, 5, 17 dersak 3, 18 dersak 2. Yuzimiz 10 uzasi 3 chiqar ekan. Tashqisiga doirani yuzi demak, doira radiusini topib olaylik. A, B, S taqsim 4, esdan. A tomon 5, B tomon 7, S tomon 8 taqsim 4 ko'paytirilgan. Uch burchakning yuzi 10 uzasi chiqyapti. Demak, 7 taqsim uzasi chiqqan. Radiusimiz. Endi buni yuz PL kvadrat formulasiga qo'yamiz. 49 taqsim 3.
49'ga bölsek 16 bölü 3'ten 3'ten 1. Pi'ye teyit olarak teyit. Beşinci soru. Üç burçakın burçaklardan biri 60 gradus. Unga tashqi qisilgan aylana radiusi 7 yıldız astı 3. Tashqi qisilgan aylana radiusi 7 taqsim yıldız astı 3. İçki çizilgen aylanın radyosu yıldız astı 3 kedi. 3 burçakın yüzüm soruyordu. Tamamlarına A, B, C, D, B, G, B, L, Hop, demek ki atomlar da bize kuladı. Atomumuz 2 sinüs 60 gradus. Köpeytirilgen radyosumuz 7 taksim yıldız astı 3. Köpeytirilgen sinüs 60 gradus da yıldız astı 3 taksim. Demek ki atomlarımız 7 çıktı. Şimdi içki çizilgen aylana radyosunu tapış formundasın. Erteng 2 s taksim a plus b plus tansi. Şuna tapamız. Hop, radyosumuz yıldız astı 3. Yıldız astı 3 kalış içinde. Atomlarımız 7 çıktı. 7 plus b plus tansi. Teng 2 köpeytirilgen 3 burçakın yüzü. 1 taksim 2 2 tutam. 2 tutamı berilgen bolsa b'si sinüs 60. Demek ki sinüs 60 da yıldız astı 3 taksim 2. Bu bilen yıldız astı 3'ün aksi farkı da. Bizde kalıyor 7 plus b plus tansı satayım. B'si taksim 2'ye. 2'ye deyim böyle. Hop, endi kosinus teoremasidan a bilan b sini bog'laymiz. Kosinus teoremasi a kvadrat teng b kvadrat plus c kvadrat minus 2 b si kosinus 60. Xo'p, a'miz 7 49 teng kosinus 60 1 taqsim 2 bu bilan qisqarib ketadi. B kvadrat c kvadratni b orqali ifodalaymiz. B plus c ning cos kvadrati minus 2 b c nima bilan 3 b c bor. 49 teng. Biz endi b plus c. B plus c o'rniga b c taqsim 2 minus 7 ni qo'yamiz. B c taqsim 2 minus 7 ning cos kvadrati minus 3 b c bo'ladi. Ayırmanın kvadratı boyunca yoyup çıkalımız. B'si taksim 2'nin kvadratı kvadratı. Minustan 7 b'si plus 49. Minustan 3 b'si. 49'da ketip de ikkalasını bu tarafa götürüyoruz. 10 b'si deyin. B'si taksim 2'nin kvadratı kvadratı gibi. Hop, bu bilan 10 qisqartiradigan bo'lsak 10 teng bs taqsim 4 ga bo'libdi. Bs emas 40 ga teng bo'libdi. Endi 3 burchakni 100 1 taqsim 2 bs sinus 60 ni topib qo'yamiz. Taqsim 2 ko'paytirilgan bsimiz chiqdi 40. Sinus 60 gradusda yıldız astı 3 taqsim 2. Natijamiz 10 yıldız astı 3 ga teng bo'ladi degan javob. Bunun dizası üç ayca. Altıncısı. Doğru burçaklı üç burçakın perimetre ve yüzeysi bir kılsan. Demek perimetre bilen yüzeyimiz değil. Yani 24 bilen ifade bilen. Demek A plus B plus sınız 24. A köpeytirilgen B taksim 2 miz 24. Şu üç burçakke taşkı çizilgen dairanın yüzümüz oluyor. Demek dairanın yüzü. Bir kvadrat gerek. Xo'p, a bilan buni ko'paytirmasa demak 48 ekan.
A plus B minus 24 minusdan C'ye tangent. İkili tarafı kvadratı götürürüz. A plus B'nin kvadratı. Okay. 24 minus C'nin A's kvadratı. Kvadratı başlarız. A kvadrat plus 2A plus B kvadratı. 576 minusdan 48 C plus C kvadratı. Yani bu C kvadratlar gider. A kvadratdan B kvadratı yığınız arqali bo'lasiz. Bizda A'mız 48 ga teng bo'ladi. A'ning o'rnidan 48 bo'ladigan bo'lsa, bu 96 bo'ladi. Keyin 576 minusdan 48 C. 48 C teng 576'dan ayıramız 96'dan. 48 satın 576'dan 96'ını ayırar yani bu sektör yüzü 80 milyon. Sıramız 12. Önce taşkı sarıyan dairenin yüzü yani dairenin radyüsü hipotenüzeni yarım getin. 10 taksim 2. Sadece 5 ekin. Şimdi şu dairenin yüzü 1 kvadrat. Radyüsü 5 bölsek 25 pi'ye deyin burada ilgim cevap. Qariyatinchi savol. Uchburchakning tomonlaridan biri unga tashkil qilingan aylananing diametridan iborat. Uchburchakning eng kichik balandligiga qarama-qarshi tomoni uzunliklari 9 va 16 ga teng kesimlarga ajratiladi. Shu uchburchakning eng kichik tomoni uzunligini toping. Ya'ni bitta aylanani so'raymiz. Xo'p, qayerda? Aylananın diametri üç burçakka çıksızgan tamamlardan biridir. Demek bu doğru burçak üç burçak olan. Onun en küçük balandigi, en katta tamamga tushadi. Şu balandigimiz tamamlarını 9 ve 16 ga teng kesmalarga ajratyapti. Doğru burçak üç burçak bo'lgandan keyin buna katet, bu yana buna katet. Sizga gipotenuzamiz 25 bo'ladi. Şu üç burçakın en küçük tamamı uzunluğunu soruyor. En küçük tamamı uzunluğumuz A'ya değil. A'ya değil. A'ya değil. A'ya değil. A'ya değil. Hop. Preeksiyada gidelim. Tamamın kvadratı preeksiyada olan hipotenüzden köpeytmez ki. Demek ki A'ya yıldız hasta X köpeytirli yansı. Yıldız hasta X'imiz 9, S'imiz 25. Neticemiz 15 köpeytirli yansı. Sakın savol, aylana vatarının uzunluğu 10 teng. Şu vatarının bir uçudan aylanaga urunma, ikinci uçudan ise urunmaga paralel qilib kesuvchi o'tkazilgan. Eğer şu kesuvchining aylana ichidagi kesmasining uzunligi 12 teng bo'lsa, aylananing radiusini toping. Aylana vatari vatarga uzunluğu o'tkazilyapti. Urunmaga paralel qilib kesuvchi o'tkazadi mana shu yerda. Xo'p, endi bizga aytayapti, vatarning uzunligi ya kesuvchining ichidagi qismining uzunligi 12 ga teng. Xo'p, aylana markazi mana shu yerda bo'ladigan bo'lsa, bitta vatarga, urunmaga perpendikulyar to'g'risiga o'tkazamiz. Bu radius bo'ladi. Va buni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsak, parallel qilib paralel bo'lganiga bu ham perpendikulyar bo'ladi. Endi perpendikulyar mana bu diametr bo'libdi. Diametrimiz vatarga perpendikulyar va vatarning tengiga bo'ladi. 6 bo'lsa bu ham necha degan edik. Endi mana bu radiusga teng bo'ladi. Shunda biz mana bu yerdagi masofani biz x deb qo'yadigan bo'lsak, x plus radius topsak bo'ladi. X plus radiusimiz 8 ga teng bo'ladi. 6 10 bo'lganiga 8 bo'ladi. Xo'p, endi yana Pifagor teoremasidan qo'llaymiz. Pifagor teoremasi x kvadrati bilan 6 ning kvadrati yig'indisi radius kvadratini beradi. X o'rniga
8300 radius bo'ladi va havslarni ochamiz. 64 minusdan 16 radius plusdan radius kvadrati plus 36 teng radius kvadratiga. 16 radiusimiz teng ekan 100 ga radiusimiz 4 ga qisqartiradigan bo'lsak 25 tasim 4 ga teng ekan. Bu degani 6,25 ga teng bo'ladi ekan javob. Tashakkur. 49-chi ABCD parallelogramning BD diagonali 2 ga S burchagi 45 gradusga teng. Parallelogram paralellogram ABCD S burchagi BD diagonali 2 ga teng. S burchagi 45 gradus. CD tomon D nuqtada ABD uchburchakka tashqi chizilgan aylana ko'rinadi. Demak, CD tomon ABD uchburchakka tashqi chizilgan aylana ko'rinadi. SD tomonimiz urinadi deyapti. Urinma bo'lgandan keyin demak, cho'cha bo'lgandan keyin perpendikular bo'ladi mana bu yerimiz. Perpendikular. ABD cho'cha tashqi aylanani o'rnatdi. Parallelogramning yuzini so'rayapti bizdan. Perpendikular bo'lgandan keyin mana bu yerim nima? Perpendikulyar bilan 90. Bu yerim 45 gradus bo'lgandan keyin mana bu yerim necha? 45 gradusga teng ekan. Bu 2 ga teng bo'lsa, demak bu ham 2 ga teng. Bizda parallelogramning yuzini so'rabdi. Parallelogramning yuzi, mana bu diagonalimiz parallelogramning balandligi bo'lib qoldi. Shashimiz o'sha 2 ga teng ekan. Parallelogram yuzi a ko'paytirilgan shashga teng. Tamon 2, unga tushgan balandlik ham 2 ga teng. Natija 4 ga teng chiqadi ekan. Shu bilan geometriyadan 17-chi darsimizning test yechimlarini yakunladik. Xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. E'tiborlaringiz uchun barchalaringizga rahmat. Sizlar bilan ulug'bek xushvaqt bo'ldi.